dinleyicileri, hepinize merhaba. En Sesli Düşünceler programında Sedat Peker'in tweetleriyle Esenyurt'u konuşacağız. Ama Esenyurt'u konuşacağız derken aslında Sedat Peker'in tam da gündeme getirdiği ve sonra yeniden Türkiye'nin gündemine giren konut dolandırıcılığını konuşacağız. Bu konut dolandırıcılığıyla ilgili olarak Ali Murat Alatepe'yi konuk ettik. Ardından konut mağdurlarını konuk ettik ve o akşam bize Lütfü Bakırcı kendisinin de konuşmak istediğine yönelik olarak bir mesaj attı. Biz de tabii ki gelip konuşabilirsiniz, derdinizi anlatabilirsiniz dedik. Lütfü Bakırcı da aslında konut mağdurlarının yaratılmasında genel olarak kamuoyunda ismi geçen inşaat şirketlerinden birinin yönetim kurulu başkanı. Lütfü Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Lütfü Bey, siz insanları konut mağduru ettiniz. Bundan dolayı hiç rahatsızlık hissediyor musunuz? Yani binlerce insan ya da yüzlerce insan, kaç insan olduğunu bilmiyorum ama bununla ilgili bugün şöyle geriye doğru baktığınızda nerede hata yaptığınızı ya da size hata yaptırıldığını ya da nerede eksiklik yaptığınızı nasıl düşünüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Şimdi öncelikle programa çağırdığınız için, davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Mesajıma döndüğünüzden dolayı. Tabii ki burada öncelikle kendim, sonra müşterilerim ve ailem ve çocuklarımdan özür diliyorum. Neden? Çünkü öyle bir keşmekeşin içerisinde bir hayat sürdük ki, öyle bir olayın içerisine düştük ki, düşmüş olduğumuz olay da babamızın bize miras bırakmış olduğu ismi bir şekilde istesek de istemesek de farklı bir ad altına soktuk. Şimdi beni tanımayan birçok kişi dolandırıcı olarak yargılıyor ki bunu size. Siz öyle yargılanmadınız mı zaten? Bak yargılanmıştık. Hala devam ediyor mu mahkeme? Tabii ki mahkemelerimiz devam ediyor. Ama dolandırıcı ediyor. Olarak devam ediyor. Bir iddia var ortada. Evet. İddia var ortada. Yalnız bu iddianın altını bir türlü dolduramıyoruz. Ya arkadaş benim 432 tane müşterim var. Makron inşaat. Makron inşaat olarak. Bu 432 tane müşteriyle sürekli ben dirsek temasındayım. Benim telefonum 15 yıllık aynı telefon. Konut ve dükkan değil mi bu? Konut ve iş yeri. İş yeri satışım yoktur. Sadece konuttandır. Ki binaları bitirmişimdir. Enteresan da budur. İnşaat bitmiş vaziyette. Kaba inşaat. Kaba değil. İnşaatlarımın ikisi de %80-90 seviyesinde. Ne oldu? Biraz sonralara geleceğiz. Evet. Ne olduğuna dair. Sizin sadece bir 432 takım, tane konuttan dolayı mı yargılanıyorsunuz? Evet, 432 konut. 432 tane. Bu 432'nin tamamını da satmış mıydınız? Ya, tamamını derken şöyle bir satışlarımız ön ödemeli satışlar. Tamam bir şey demiyorum işte. 432 konutun yerinden de toprak sahibinde hariç değil mi 432? Tabii, toprak sahibinde. Ama toprak zaten sahibine ne kadar yer var? Topladığımız zaman, şimdi bu tek proje değil tabii ki. 2-3 projeden oluşuyor. Topladığımız zaman 1000 konut bir hacimlik yerde müteahhit firmaya kalan işte 1400-1500 konutluk yerde 1000 tane olması gereken hani birçok firma hani çift satış yapmıştır, mükerrer satış yapmışlardır. Benim öyle bir şeyim yok. 432 tane toplam müşterim kalmıştır. Zaten birçoğunu da temizlemişimdir. Elimden geldiği kadar. Yok yok temizlediklerinizle mi? Geri kalan mı 432? Geri kalan İlk 432. Etapta ne kadardı? 1400 kişi miydi? Yok 1400 değil. İlk etapta 600 küsürdü. Esenyurt'ta bu yani mağdur ettiğiniz insan sayısı ilk etapta 600'dü. Şu anda 432'ye düştü. Şu anda 432'ye düştü. Evet. Bu sayı düşecek de. Çünkü ben çalışıyorum. Çünkü ben dolandırıcı değilim. Tam dolandırıcı değilsiniz de insanlar niye konut mağduru oldular? İnsanlar neden konut mağduru oldular? Ya sizden inşaat yer aldılar, benden almadılar ki. Hı hı. Şimdi burada Esenyurt bölgesini bilmiyorum gezdiniz mi? Ya da orada ticaretle uğraştınız mı? Biz Esenyurt bölgesine gelmeden önce Bağcılar, Bahçelievler, Halkalı, Büyükçekmece bu bölgelerde inşaatlar yapıyorduk. Esenyurt'a geldik, bir takım vesilelerle inşaatlara başladık. İnşaatlara ilk etaplarda çok güzel gitti. 2010'larda, 2009'larda, 2011-2012'ye kadar her şey çok güzeldi. Rutininde gitti her şey. Olması gerektiği gibi oldu. 2012 yılında Macron City, 1450 adı 16 parsel dediğimiz yerde inşaata başladık. Evet. Buraya başlarken 36-50 blok nizam. Yani 14 kat çekme mesafeli. Arsamız kaç metre? 4000 metre.
yan bahçelerden 3 metre, yoldan 5 metre çekerek 14 kat bina yapılabilecek şekilde ruhsat mı aldınız? İmar durumuyla işe başladık. İmar çünkü ruhsat mı aldınız? İşte ruhsatlara müracaatlarımızı yaptık. Siz ruhsat almadan satmaya mı başladınız? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ruhsatlar alındı. Ama nasıl bir şey söylediniz siz şimdi? Bak, bakın bir cümle... saniye geleceğim. Sıralamada geleceğim. Esenyurt'ta şöyle bir şey vardı. İmar durumunu alırsın. Aldınız. Ruhsat müracaatlarını yaptınız. Yaparsın. İnşaata başlarsın. Başlanır mı? Yani? Bu yasal bir şey mi? Normalde yasal mı derken... Yasal mı değil mi lütfen? Ya, yasal değil. E tamam. Ama ve lakin devamiyetinde peşinden ruhsat geleceği için herhangi bir endişe yok. Gelmedi ama battınız işte. Nitekimin de o dönemin mülki amiri... Kim mülki amir? Ya isim... Yok, mülki amir fazla... derken kaymakam değil. Yok, belediye başkanı. Belediye başkanı. Yani mülki amir değil. O dönemki belediye başkanı zaten Necmi Kadıoğlu. Yanımızda. Yanımızda. Ve beraberce konutun karşısındayız. Evet, bu iş yapılacak. Problem yok. Ve inşaata başlamış vaziyetteyim. İnşaat devam ediyor. Peşinden bir... 14 kat yapacaktır. 14 kat ve tüm zemin, alt donatılar... Tamam, başladınız. Altındaki fay kazıklar, her yasal şey buna göre başladı. Yasal olmasa da başkan yürü dedi ve yürümeye başladı. İnşaat olmadı. Altıncı katta, olmadı mı? 6. kata geldik. 6. katta imar problemleri başladı. Kim, durduk. Kim mühürledi? Büyükşehir Belediyesi ile... Esenyurt, kaç yılıydı? 2013. Sadece sizi değil, başka müteahhit evet, firmaları da mühürledi. 36 tane firma vardı o bölgede. Evet. Bu 36 firmanın birçoğu zaten şu anda piyasada yok. Çıktı gitti. Piyasada kalan biz sekban varım ya şu anda o bölgede. İyi, özürtler de var. Mağdur özürtlerin olayı o kadar farklı ki. Onları da mühürlediler. Bakın girmek istemiyorum o konulara. Neyse tamam. Ben kendimle alakalı konuşuyorum. Tamam hemen. 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi 6. katta mühürledi. Mühürledi. Ne oldu sonra? Dop alanları yetersiz diye verilen imar durumları iptal edildi. Böylelikle yapmış olduğumuz ruhsat başvuruları iptal oldu. İptal oldu. Ne oldu sonra? Sonunda görüşülmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi ile, yerel yönetimdeki belediyelerle. 36 firmanın yöneticisiyle. Yöneticisiyle onlar da kendilerine göre kanallar buldu. Hep beraber bir araya geldik. Geldiniz. O dönemin İmar Komisyon Başkanı Sefer Bey vardı. Sefer Bey ile Kocabaş. Sefer Bey ile bir araya geldik. İstanbul İl Başkanı ile bir araya geldik. AK Parti'nin yine. Çözüm yolları aradık. Çözüm süreçleri aradık. Çözüm olmayınca kimdi, Aziz Babuşçu muydu o zaman? Aziz Babuşçu'ydu. Çözüm bulamayınca 2013'ün 2. ayın 25'inde ben tüm müşterilerimi topladım. Bu haberlere girdiğinizde çıkar. 6. kattan sonraki müşterilerinizi mi? Hepsini. Genel olarak bütün müşterilerimizi topladım bir çatı altına. Vadeli satışlar yapmışız. Vadeli satmışız. Herkesi topladığımda şunu söyledim. Arkadaşlar dedim. Sonuçta biz burada 14 katlı bir yapı olarak planladık. Bunun üzerine de inşasına başladık. Ama inşaat yarım kaldı. Bana borcu olan müşteriler var. Senet ödemelerinizi durdurun. Yapmayın. Tamam. Ve inşaatı bu şekilde kapatırsam sizlere de yetiyor. Sıkıntı yok. Ben zarar ediyorum ekonomi maddi olarak. Problem değil. Bu zararı karşılayabilirim. Bununla alakalı Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Boy Konferans Salonu diye bir yerde bir Boy Düğün Salonu. Evet. Orada bir araya geldik. Müşterilerim de iç şeyim. İnsanlar diyor ki ya biz ödeme yapalım, hayır dedim, bana ödeme yapmayın. Durun. Senetlerinizi durdurun. Ve senetleri ben kendim durdurdum. Ve 6. katta inşaatı kapatma kararı aldık. Ve 6. katta ben inşaatı kapattım. Bu sefer de onu dediler ki o dönemin belediye başkan yardımcısı Mustafa Akboğa, tamam dedi, senin şeyin yok. Alt çekme mesafesinden işte emsaller 2'ye düştü. Taks alanları 0.50'ye çekildi. Yani %50'sine oturabiliyorsun. Diğerlerin buna müsait değil. 6. katta da kapatamazsın. Peki ne yapalım biz buraya? Yıkalım. Yıkıp yeniden yapalım. Buna da müsaade etmediler. Ve bana hiç olmaksızın dava açtılar. Ve bu dava neticesinde biz
belediyeyi mahkemeye verdik ve bu mahkemeyi kazandık. Yapmış oldukları, belediyenin yapmış olduğu imar planındaki Nazım İmar Planları'nda 8 Kasım 2011'de İBB'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin evet. onaylamış olduğu planları belediyenin dikkate almadan yapmış olduğu işlemden dolayı davayı biz kazandık. Bunun için de şu anda Esenyurt Belediyesi'ne dava açmışızdır. Tazminat davası devam etmektedir. Süreç böyle devam ederken ister istemez birçok müşterimi de hani adam gelmiş, kardeşim ben çıkacağım diyor. Diğer başka bir şantiyem var aynı bölgede. Macron Tek diye. Orası devam ediyor. Orada da yine toprak sahipleriyle alakalı sıkıntılarım var. Toprak sahipleri tapuları devretmesi lazım. Tapu devretmiyor. Tapuyu istediğimde karşıma çeşitli bahaneler, çeşitli problemler sunuyor. Tamamen bir darala girmeye başladık. Bu daral neticesinde yine tüm müşterilerimi bu sefer Kıraç'la topladım. Arkadaşlar dedim, buyurun gelin. Benim şirketim açık. Ve ben artık ne yerel yönetimle ne buradaki insanlarla mücadele edemiyorum. Şu anda bizi dinleyen müşterilerimiz vardır. Kimse bunu inkar edemez. Mücadele edemiyorum dedim. Mücadele gücümü kaybettim. Gelin aranızdan 10 kişi seçelim. Şirketime dahil olun. Ben kimseden para istemiyorum. Destek olun bana. Çünkü mücadele gücüm yok. Tabii ki arkadaşlarımızın birçoğu kabul etti, birçoğu kabul etmedi. Geri çekildiler. Bu sefer tehdit ve şantajlar başladı. Size sorarım. Sizin çocuğunuzun başına, yeğeninizin başına silah dayansa ne yaparsınız? Silah mı dayadı? Ne yaparsınız? Yok, silah mı dayadı? Tabii ki, ne yaparsınız? Kim dayadı? Şimdi daha sonra onun evranını vereceğim size, göstereceğim. Bunun üzerine gittim Büyükçekmece Adliyesi'ne. Dedim ki tehdit ediliyorum. Bakın gasp ediliyorum. Kim tehdit ediyor? Toprak sahipleri. Niye tehdit ediyorlar? Bırakıp gideceksin. Niye bırakıp gideyim? Burası benim değil ki. Milletin parasıyla yapmışım. Kendi emeklerimi koymuşum. Çoluğumun çocuğumun rızkını koymuşum ben buraya ya. Şimdi 6. kattaki inşaatı, 6. kattaki... 6. kattaki hariç bir de diğer tarafta Macron Tek var. Tamam, bir şey demiyorum ya. O aynı toprak sahipleri mi? Yok, farklı. 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 Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Atıyorum yani şeydeki, Esenyurt'taki hastanenin sırasındaki yer değil mi? Evet. Evet. Oradaki inşaatla ilgili olarak E5'e ya da TEM'e paralel olarak yerde 6. kata kadar inşaatınızı yaptınız. Orada bir sıkıntı yok. Orası tamamlandı. Orası yok, 12 yok, o dönemde kat. 2013 yılından söz ediyorum bak. Orası 12 kat olarak. Diğer taraf 6 kat. Bu İnyovyaların arkasındaki yer 6 kat. Tamam. Bu şeydeki yer TEM'e bileşik Adem Adem Kayıkçılar. Adem Kayıkçı'nın yeri 12 orası, kat mıydı sadece? 12 kat. 12 kat ve 12 kat olarak tamamlandı orası. Yo, orada niye mağdur var? İşte onu anlatıyorum. Adamlar yeri bize bırakacaksın. Ya niye size bırakayım? Yok, 2013, tabii bunun 2013 yılında o inşaatla mühürlenmedi mi? Hayır, mühürlenmedi orası. Orada niye sorun yaşadınız Lütfü Bey? Orada toprak sahipleriyle problem yaşadım. Şimdi toprak sahibi... Niye bırakmanızı istedi? Yani binayı mı bitiremediniz? Bakın, binayı bitirmekle alakalı bir problemim yok. Neydi sorun? İnşaat yapmakla alakalı bir problemim yok. Problem şu, toprak sahibi geliyor, ben zarar ettim. Ya neyin zararını ettin toprak sen? Toprak sahibi niye? Yatırım mı yaptı? Bakın, neyin zararını ettin sen? Yüzde kaçla anlaşmıştınız? Benim %35'le anlaşmışım. Şimdi onun devranını göstereceğim size. Lütfen içeride ses olayını keser miyiz arkadaşlar? Neden sen zarar ettin diyorum. Derdin ne? Ya amacın ne? Niye zarar ettin kardeşim sen? Benim seninle süren 2015 yılına kadar var. Ben zarar ettim. Tapumu ver bana, benim. %65 tapumu benim. Sözleşme yapıldığı anda bana vermek zorundasın sen. Hayır, ben vermem. Niye vermiyorsun? Tamam, vekaletname ver. Tapu kalsın sende. Vekaletname ver. Ben inşaatın geri kalan aksamlarını tamamlayayım. Jeneratörle ben inşaat yürütüyorum. Elektrik bağlattıramıyorum şantiyeye. Niye vekaletname vermiyorlar? Yani 2015 yılında teslim etmek zorunda mıydınız? Tabii sözleşme ki toprak sahibiyle benim aktim 2015 yılında ben sana teslim ederim. Tamam. Ama müşterilerimle, çünkü inşaatım zaten hızlı bir şekilde gidiyor. Sıkıntım yok. Döndük. Geldi. Tamam dedim arkadaş, ben sizinle mücadele edemeyeceğim. Ne istiyorsunuz benden? Dediler ki bizim arsamızı satın al. Tamam dedim, başımda gözüm üstünde. Arsanızı satın alayım. Neye satıyorsunuz siz burayı? Bir rakamda anlaştık.
Tamam. Satın aldınız yani. Evet. Bir rakamla anlaştık. Tamam. Sonra? Satın alayım. Ödemesini şu şartlarda yaparım. İlk ödemeyi yaparım, tapunun bir kısmını alırım. İkinci parça ödemeyi, parça. İkinci ödemeyi yapar, bir kısmını alırım. Üçüncü ödemeyi yapar, bir kısmını alırım. Dördüncü ödemede toplam tapuyu alırım. Dediler ki tamam. İlk ödemeyi yaptım. Tapumu verin benim. Benim babam şöyle dedi. Benim amcam memlekette. Ya dedim arkadaş, bakın siz beni dolandırmaya kalktınız. Sözleşmeniz yok mu noterde? Sözleşmemiz var. Tamam. Gittik. Bu sözleşmeyle alakalı dava açtık. Durdurduk. Ödemeleri durdurduk. Çünkü tapu alamıyoruz. Peşinden tekrardan 19 Eylül 2014'te tekrardan bu toprak sahipleriyle, kayıkçılarla bir araya geldik. Arkadaşlar bu iş uzuyor. Bir çözüm bulalım. Tamam dediler. Çözüm şu olsun. Biz zarar ettik. Tamam dedim, ben sizin zararını tanzim ediyorum. Bugünkü şartlarda, bugünkü koşullarda siz bu inşaatı kat karşılığı verseniz nasıl verirsiniz? Dediler ki ticariler %50, konutlar %40. Dedim ki kabul ediyorum ya, problem yok. Çünkü benim o kadar bir müşterim zaten ya. Kabul ediyorum ya. Avukatlarıyla beraber, kayıkçıların avukatlarıyla beraber ek protokol yaptık. Ek protokoller dedim sağ olun. Sonra ne oldu? Yaptık. Sonrasında iş artı 500 bin lira da benden para istiyorlar. Tamam diyorum. Paranın ilk sıkıntı para var ama. Var artık, istemiyorum. Ondan da vazgeçiyorsun. Vazgeçiyorum. Ya diyorum tamam kardeşim ya, yeter ki ya, ismim kirleniyor. Gitgide adım kirleniyor. Sıkıntı yok. Peşinden arkadaşlar benim ölüm emrimi veriyorlar. Kayıkçılar oturuyorlar kendi aralarında. Benim taşeron firmam kendisi. Ve bunu taşeron firmanın kendisi geliyor, mahkemede beyan ediyor. Ben söylemiyorum bunu. Mahkemede bunun beyanı var. Büyükçekmece 1 Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geliyor taşeron firmanın yetkilisi Nuri Dursun, ki kendisi de işin içerisindedir. Nuri Dursun bizzat başlatan kişidir. Tehditler, şantajlar, evimin önünde adam bekletmeler, evimin önünden almalar, kurşunlamalar. Yani bu çok açıktır. Emniyet kayıtlarına bakıldığında benim iş yerim 4 defa kurşunlanmıştır. Kim yapıyor, sizin taşeronunuz mu? Taşeronum yapıyor. Taşeronumun yanındaki hani tabiri caizse omuzu düşükler var ya. Tam ne oluyor? Onlar. Ne oluyor sonuçta? Sonuçta bir tehdit ve baskı adı altında. Bu sizi kurşunlatanlar, tehdit edenler cezaevine girmediler mi? Girmediler maalesef. Neden? Çünkü Büyükçekmece Adliyesi haklarında takipsizlik kararı verdi. Yapmadıklarına mı kane oldu? Kane oldu. Ama ben bas bas bağırdım ya, tehdit ediliyorum arkadaş. Bak kayıtlar burada yani. Kamera kayıtları burada. Adam gece geçiyor tak 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 tarıyor. Gündüz geçiyor tak 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 tarıyor. Şantiye makine, iş makinesi indiriyorum. Eniştem tartaklanıyor. Şimdi mahkemeden bu işi çözemeyince belediyeye yöneldik bu sefer. Belediyeye gittik. Benim o dönem başımda farklı sıkıntılar vardı. Ben de onlarla uğraşıyordum. Kız kardeşim Emine Turgut. Belediyeye gidiyor. Belediyede belediye başkanı yardımcısı Mustafa Akboğa. İsimlerini söylüyorum artık ya. Çünkü hani ölmüş eşek neden korkar derler ya. Ölmüş eşek neden korkar. Kız kardeşim içeride rehin alıyor. Mustafa Akboğa. Evet. Belediyenin içinde neyi rehin alıyor? Belediyenin içerisinde. Rehin alıyor. İlla bu evrağı imzalayacaksın. Kız kardeşim diyor ki ya ben bu evrağı neden imzalayayım? Haklarımızdan feragat ettiğimize dair. Kime verecek? Adem Kayıkçı. Kayıkçılara verecek. Yani niye ben bunu imzalayayım? Bir saniye, onun üzerinde bina var ama o benim hakkım. Bakın. Yani sadece sizin hakkınız değil. Parası kim ödemişse şey, onların hakkı. Ya artık ya vücut kimyam bozuldu. Ne oldu? O ne oldu sonra? Tamam, imzaladın mı? Sonrasında ne oldu? Hayır, imzalamadık. E tamam. İmzalamadık. Darp raporu. Tabii ki kız kardeşim Mustafa Akboğa'ya şikayet ettiniz tabii mi? Tabii ki. Onunla ilgili ne soruşturma oldu sonuç? Bir saniye geleceğim. Oraya da geleceğim. Çığlıklar neticesinde kapılar zorlanıyor, açılıyor. Kız kardeşim oradan çıkıyor. Belediye polis çağrılanıyor. Hakkında orada işlemler, tutanaklar tutuluyor. Mustafa Akboğa'nın hakkında dava açıldı. Ve Mustafa Akboğa herhangi bir yerde kalırken otelin birinde ifadeye gitmediğinden, çünkü kendilerinden o kadar eminler ki. Tamam. Gözaltına alınıyor. İfadeyi vermediğinden dolayı. Bunun üzerine
başka baskılar, başka insanlar, başka eli silahlı insanlar. Bu davadan vazgeçeceksiniz. Niye vazgeçelim ya? Haklıyız biz. Ya haklısınız kardeşim. Kim burada eklersiniz? Sizin 400 tane müşteriniz var ya. Hangi 400 kişiyle sizin sorununuz var? Hüsnü Bey, hızlı geçersek ben yani bu ayrıntıda asıl konut meselesine geleceğim. Tamam mı? Mustafa Akboy ile ilgili bir şikayette bulundunuz. Mustafa Akboy ile ilgili şikayetten mi vazgeçtiniz? Dava açıldı ve şikayetten vazgeçmek zorunda kaldık. Vazgeçtik. Korktunuz yani. Ya diyorum tabii ki korktum. Çünkü benim çocuğumun canı her şeyden daha tamam. değerli. Tamam. Lütfü Bey, tekrar soracağım anlamak için. Ben yani o belki izleyenlerin kimileri anlamıştır ama önce ben anlamak istiyorum. Adem Kayıkçı'nın yerinin şu anda Adem Kayıkçı'nın 12 katlı yerinde evet. insanlara niye tapu veremiyorsunuz? Adem Kayıkçıların size tapu şeyi vermediği Adem Kayıkçıların için. Bize tapuları vermediklerinden dolayı İnşaatı yaparken bir şey yok mu elinizde? Anlaşmamız yok mu? Devam ediyor. Mahkemelerimiz devam ediyor şu anda. Şu anda o binadaki durum nedir? 12 kat öylece duruyor. Bomboş duruyor. Bir başka firma falan devreye girmedi. Kimsenin girme şansı yok. Üzerinde tedbirler var. Burada kaç tane mağdur var? 180 taneye yakın. Konutları orada durmasına rağmen? Konutları orada durmasına rağmen. Şeyin Adem Kayıkçı'nın %50'ye anlaşma yaptığınız için onun kaç tane yeri var orada şu anda? Şimdi orada toplam 376 tane daire var. Tamam. 376 tane dairenin %35'i onların geri kalanı bizim. Ama %50 daha sonradan bir anlaşma yaptık dediniz. O resmiyete kazanmadı. Ha kazandırmadı. Resmiyete hala kazanmadı. %35 üzerinde. Halen daha %35 şu anda Adem Kayıkçı %50 mi istiyor sizden hala? Şu anda Adem Kayıkçı ne istediğini kendisi de bilmiyor. Kim biliyor? Kendisi görüşmeye gel görüşelim. Sorunu nasıl çözeceksin? Mahkemeye vermiş. Şimdi mahkeme devam ediyor. 10 yıl sürerse o bina orada gitsin, duracak mı? Gitsin mahkemeye gitsin. İnsanlar var ama mağdur insanlar. Bunları düşünen sadece bizleriz emin olun ha. Tabii siz düşüneceksiniz çünkü adam Adem oradan konut alırken Adem Kayıkçı'yı tanımıyor ki sizi tanıyor insanlar. Niye ben Adem Kayıkçı muhatabı değil ki? Zaten kimseyi muhatap kılmıyorum. Kendimiz bu işi çözebilmek adına elimizden gelen ne varsa tüm mücadelelerimizi karnı olarak sırf mahkeme aşamasında mı şu anda? Şu anda mahkeme tamam, aşamasında. Oraya geçiyorum hemen Inovio'nun arkasındaki Inovio'nun 6 arkasında. Katlık yerin. Şimdi orası çok ilginçtir. İmar affı orası çıktı. Kimin? Orası da şu anda normalde mahkemesi devam ediyor. Yok yok kime ait? Yer kime orası ait? Orası da Kodka. 6 tane ortak var. Parça yerleri toparladı. Aynen. 6 tane ortak var. Burası da yine %36 ile anlaşılmış bir yerdir. Kat tamam. karşılığı olarak. İlk başta. Orada kaç konut var? Orada şu anda 320 tane bağımsız bölüm. Bitmiş durumda mı inşallah? Şu anda %85 seviyesinde. 6 katta mı hala? 6 katta. Kaldı orada... yani yer. Alt katta kaldı ve alt katta kapattım. Toprak sahipleri sizinle anlaşırken orada kaç katlıydı ilk yapacağınız yer? 14 kattı. 14 katlı. İnsanlar sizden 14 kat üzerinden %35 anlaştılar değil tabii mi? Tabii ki. Şimdi 6 kat olunca %35 konusunda mı sorun yaşıyorsunuz? Hayır hocam. Geliyorum şimdi oralara da geleceğim. Olay şurada. Biz tuttuk. Burada yapılamayınca iş. Toprak sahipleriyle bir araya geldik. Dedi ki bu iş yapılamıyor. Olmuyor. Nasıl yapalım? Hani... Sonuçta ben buraya sizin bana getirmiş olduğunuz evrak üzerine girdim. Ve bu 36-50 olarak evrağı bana getirenler toprak sahipleri. Tamam. Ama siz hani, yine ruhsat almadınız orada. Yürü dediler bakın, yaptınız. Ruhsat için ben zaten girişimi yaptım. Yaptınız ve ama başlattım. İnşaata başladınız. Başlattım. Başlamasanız bunlar başınıza gelmeyecekti sizin. Daha farklı sorunlar da gelebilirdi. Ne gelebilirdi? Ki geçmişte yani elinizde ruhsat gibi. Olacaktı. Kimse sizi engelleyemeyecekti. Yine başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi, bu 6 katlı yerler diyelim ki 12 katlıydı 6 kata indirildi. 20 katlıydı 12 kata indirildi gibi yerlerde. Evet. Başka yerlerden arsa alarak emsal artışları yapıldı. Bunları yapmadınız mı siz? Bir saniye. Evet. Şimdi biz burada bu İnovyan arkasındaki yerde 36-50 olarak diyorum ya 14 kat olarak inşaata başladık. Bunun için zaten ruhsatlar ilk etabında 5 katlı bir tarafı 6 katlı bir tarafı 2 parsel şeklinde, 2 blok şeklinde ilk ruhsatlar alındı. İkinci ruhsatlar yani ruhsat tadilatı dediğimiz olay ikinci kısımda gerçekleştirilecekti. Yani bu Esenyurt'taki konut dolandırıcılığının aslında en önemli aşamalarından biri. Önce bir yere kadar ruhsat, sonra ikinciye kadar, sonra İkinci üçüncüye kadar. Ruhsat. Parça İkinci parça. Bu her ruhsat. Kademede de şeye kurumun yöneticilerine para bayılıyorsunuz değil mi aslında? Rüşvet çarkının farklı bir boyutu. Bakın ben şöyle anlıyorum. Şimdi, yanlış anlarsam lütfen şey yapın. Siz
Esenyurt'taki konut dolandırıcılığı meselesinde kamuoyuna yansıyan olayla ilgili olarak siz cezaevine girdiniz. Konut dolandırıcılığından dolayı cezaevinde kaldınız. Ne kadar kaldınız? Bir yıl bir kaldım. 13 ay bir kaldım. Sonrasında 2020'de tekrardan girdim. Ne kadar? Yine bir 13 ay daha. Yani yaklaşık 26 ay. 2 yıl cezaevinde kaldınız. Kesinlikle. Ve davalarınız devam ediyor. Şimdi yani size isnat edilen konut dolandırıcılığı, insanları kandırmak, öyle anlıyorum değil mi? Hemen başka bir şey. Bununla ilgili olarak şu anda inşaatların bir tanesini bitirdiğinizi söylüyorsunuz. Ama bu bitirdiğiniz yerle ilgili olarak Adem Kayıkçı ile... İkisini de bitirdim. Ama hani orası şeydi ya, 14 katlı yerde ya, o açıdan. Orada da konut mağdurları ortaya çıkmadı mı? Siz 14. katı, 13, 12, 11, 10'daki yerleri de sattınız. Doğal olarak o insanlar ne oldu? Mağdur olmadılar mı 6 kata gelince? Mağdur olmadılar. Niye ne mağdur olmadılar? Çünkü benim oradaki daire sayım yeterli derecede. Şu anda da yeterli derecede. Hayır, 14 katlıyken nasıl? 14 katlıyken 404 daireydi. Tamam. Tamam mı? Şu anda 320 daire. Yani burada kaç daire eksiğimiz kalmış oluyor? 80... Kendi paya... 84 satılmayan daire. Yerlerden satılmayan o insanlara... Satılmayan yerlerden ben kendi hakkımdan fedakarlık tamam. yapıyorum. Tamam. Hemen bir başka soru. Siz bu projelere girerken... projeye giren insanlardan topladığınız parayla mı inşaatları yaptınız? Yoksa sizin bir krediniz, banka kredileriniz ve kendi bir birikiminiz mi vardı? Bankadan hiç kredi kullanmadım. Tamam. Müşteriden toplamda bu kadar müşteriden 400 küsür müşteriden topladığım para 12 milyon 800 bin lira. İnşaatlara harcadınız mı? İnşaatlara harcadığım para sadece o 6 katlı dediğimiz yer var ya 17 milyon. Sadece yer. O inşaatı harcamışım. Adem Kayıkçı'nın olduğu yere? Adem Kayıkçı'nın olduğu yer hariç. Adem Kayıkçı'nın olduğu yere de 19 milyon küsür de 36 milyon para harcadınız. 36 milyon para harcamışım. Konut sahiplerinden ne kadar toparladınız? 12 milyon lira para harcadınız. Her ikisinden mi? Her ikisinden. Bak toplamında... Kendi paranız mı bu harcadığınız tabii para? Tabii kendi paramız. Kendi paramız. Hani bunu da geçtim. Bir çoğuna da %20 ile parasını iade etmişim. Ya da demişim ki gel kardeşim. Bak şurada benim yerim var. Buradan sana vereyim. Buradan yer vereyim. Birçoğunu da bu şekilde Trump'a yapmış. Neden yargılanıyorsunuz o zaman? Neden yargılanıyorum? Bizim adalet sistemimiz maalesef işliyor. İşliyor ama biraz geç işliyor. Adalet sistemimiz geç işliyor. Tabii ki bunlar çıkacak. Siz kimin şikayetleri üzerine yattınız? Konut mağdurlarının şikayetleri üzerine. Evet. Tamam. Ve bunları ben kendim ama söyledim. Ama adam diyor ki ben 100 bin lira, ben 100 bin lira para bunu verdim, paramı söyledim. Alamıyorum. Konutumu mesela da alamıyorum. Mesela Fahri Kaygun, Fahri Bey. Geçen gün sizin konuğunuzdu. Konut mağduru. Evet. Fahri Bey'e ben kendim söyledim. Git beni şikayet etme kardeşim. Çünkü sen beni şikayet ettiğin zaman ben gidip normal şikayet ettiğimde beni dikkate alan kimse olmuyor. Ben gidiyorum. Yani anlaşmalı mı Fahri Kaygo size anlaşmalı bir şikayet etti? Ben bir bütün müşterilerimi bir çatı altında topladığımda arkadaşım hakkınız var bende. Bu hakkınızı beni gidip şikayet edebileceksin. Edin ya gidin şikayet edin. Bunu ben kendim söylemişim. İnsanlara. Ödemelerinizi durdurun. Bir kez ben daha anlamaya çalışıyorum. İki inşaattan 12 milyon para toparladınız. Evet, 12 atıyorum 27 milyon para harcadınız. Evet, öyle milyon. Söylüyorsunuz. Evet, 30 milyon. Ya yani 30 milyon. 39 milyon dediğiniz rakamlar açısından. Son harcadıklarım hariç. Tamam, harcadınız. Bu insanların da kimilerinin paralarını geri verdiniz. Kimilerinin de işte daireleriniz burada ama ben toprak sahipleriyle sorunu çözemiyorum dediniz. Siz niye cezaevine girdiniz? Niye? Ya şu anda yargılanıyorum da. Yargılanıyorum. O zaman sorunları çözmemişsiniz. Ya sorunları yani sonuçta konut alan insanları mağdur ettiğiniz duruyor. İçin yargılanıyorsunuz. Tabii ki bak bir kısmını çözmüşüm ama bir kısmı duruyor. Ve benim cezaevinde olmam bu sorunun çözüleceğini anlamını taşımıyor. Benim tekim bu başımıza geldi. Nasıl başımıza geldi? Bu İmralyalı'nın orada 6 katlı yer kaldı dedik ya. Evet. Macron misli. İmar affı çıktı. İmar affında tekrardan ben müşterilerimi topladım. Hepsini. Tek çatı altına. Pardon, Fahri Kaygo diyor ki, Ali Bey, müteahhit ve arsa sahibi arsasında Kayıkçı ve Makrom arasında hasılat ortaklığı var diyor. Evet, biraz önce söyledim. Ama söylemediniz bunu. O da hariç. %35 de pardon, verdim dediniz. Pardon, o da hariç. Ama bak şimdi, demin bana anlattığınız 35. Ardından diyor ki, arsa sahibi Makrom'a satış etkisi verdi diyor. Beraberce tüketiciye konut sattılar, bu nedenle beraber yargılanıyorlar diyor. Bu da hariç. Ya 3-4 ama anlattığınızdan apayrı bir olay bu şimdi. 3-4 tane olay var. Hayır, Adem Kayıkçı'nın bir tane yeri değil mi? Bakın, de aynı noktada 3-4 tane farklı olay var. Arsalarını bir sattılar bana. Satın aldım arsalarını. Paralarını ödedim, tapularını vermediler. Paralarını ödememişsiniz, bir taksitini vermişsiniz. Sizin anlatımınızı söylüyorum.
Tamam da şimdi siz bana diyorsunuz ki ya... Ama diyor ki, bakın tekrar söylüyorum. Sizin anlattığınızdan, siz demin dediniz ki %35 hasılat paylaşımı. Şimdi diyor hasılat paylaşımı değil. Hayır. İlk %35 ilk anlaşmanız. Yer vereceğim. Atıyorum 100 tane dairenin 35 tane. 35 tane senin. Ama diyor ki, hayır diyor, arsa sahibi arasında kayıkçı ve makrom arasında hasılat ortaklığı var. Bu ikinci anlaşma. Ondan sonra hatta ilk üçüncü, etapta bakın. Hatta üçüncü anlaşma. Bakın, İlkinde de ilk arsayı satın bakın, almak istedim. İlk etapta %35 kat karşılığı olarak anlaşıyoruz. Kardeşim sen 35 tane 100 daireden bahsediyoruz. Tamam. Sen 35 daireni bilirsin. Ben 65 dairemi bilirim. Yok kardeşim, şimdi tapularımı vereceksin ya benim. Yok kardeşim, ben buna gelmiyorum. Gel hasat paylaşımına dönelim. Tamam, hasat paylaşımına dönelim. Bunların evrakları mevcut. Tamam, hasat paylaşımına dönelim. Hasat paylaşımına dönelim. Yok kardeşim, ben bundan vazgeçtim. Sen benim arsamı satın al. Ya tamam, senin arsanı satın alayım kardeşim ya. Sıkıntı yok. Hakkınızda 4400 yıl ceza isteniyormuş ya. Tabii ki istenir yani sonuçta. Çok normal. İstenebilir. Ben de kendimi aklamak için var gücümle çaba sarf ediyorum. Şu anda konut mağdurlarının sorunu siz mahkeme bitmeden çözülmeyecek mi Lütfü Bey? Sizin mağduriyetiniz de... Eğer ki... Sonuçta bakın, Adem Kayıkçı da mağdur değil ki, mi? Eğer ki devletimiz bana çökenlerin... Kim çöktü size? Kim çöktü şu anda? Ya söylesenize isimlerini çökenlerin. Şükrü Yıldız. Kim o? Taşeron firmaydı. Adam ben cezaevine girdikten neyiniz sonra patron oldu. Neyinize çöktü şu anda? Bir saniye. Buralakta. Atıf Muslu. Neyinize çöktü bunlar? 320 tane bağımsız birime daireye çöktüler. Nasıl çöktüler? Ha. Ne yaptılar yani? Şimdi orada onlar mı oturuyorlar? Demin ama diyorsunuz bakın, ki inşaatlar şimdi, yerinde duruyor diyordunuz. Ali Bey, sıralamalı gidersek daha rahat yol alacağız. Sıralamalı gitmiyoruz şu anda. Tamam, nasıl gidelim? Ha. Söyleyin. Anlatın o zaman sıralamalı. 6 katlı kaldığımız yerde, makrom sisi dediğimiz yerde... Tamam. İmar affı çıktı. Tamam. İmar affında burayı 320 bağımsız bölüm olarak resmiyete kazandırdım. Toprak sahipleriyle oturduk. Toprak sahipleri dediler ki, kardeşim biz seninle 136'ya anlaştık ama biz zarar ettik. Dedim sizin zararınız nedir? Dediler ki bizim zararımız... Konuştuğumuz tarihleri söyleyeyim size. 3/24/2020. Evet. Zararınız ne kardeşim sizin? Ya biz zarar ettik. Tamam kardeşim, ben sizin zararınızı karşılıyorum. 136 ile anlaşmadık mı biz burayı? Evet. Ne istiyorsunuz benden? %45 istiyoruz. Ya tamam, lanet olsun. %45'i sizin olsun. Ya problem değil. Tamam. Amacım sorunu çözmek. Tamam, bitirmek olayı. Bitirmek. Tüm tekrardan yine müşterilerimi topladım. Hepsini. Gelin dedim arkadaşlar, ben burayı, Fahri Bey de yanımızdaydı, bu 320 daire bağımsız bölüm diyorum ya, Fahri Bey de toprak sahipleriyle toplantı yaparken yanımdaydı. Başka bir iki tane daha müşterimiz vardı. Tamam. Topladık, dedik ki gelin kardeşim, %45'te biz toprak sahipleriyle anlaşıyoruz, bu inşaatı kapatacağız, bitireceğiz. İmar affı da çıktı, imar affından ben burayı yapacağım. Biz çöküşe dedik ki, para dedim ki, ben kimseden para istemiyorum arkadaş, bana kimse para ödemesin. Ben kimseden para istiyorum. Ya nasıl yapacaksın? Ne yapacağım dedim. Yine cezaevinden yeni çıkmışım. Yapacağım dedim. Problem değil. Ve imar affını aldık. Taşeron firmalar bulduk. İşin bir kısmını barter karşılığı olarak verdim. Daire karşılığı olarak yapılacak. Orada yani bize toplam 120... 30 küsür milyon dedi, harcadığım dediğiniz para bir taraftan da taşeron firmaların parası aslında. Öyle anlıyorum. Şimdi. Taşeron firmaların değil. Bakın. O harcamışım. Benim, vardı mı ya? Bakın benim bankalara borcum yok. Taşeron firmalara borcum yok. Nasıl çöktüler Lütfü Bey? Ya işte zaten sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Olmadığı için. Hem arsa sahipleri çökmüşler hem taşeronlar çökmüş. Taşeronla beraber anlaşma yapıyorlar. Ya biz bunları satışı bırakalım. Sen beni satışı bıraktın. Ne olacak? Biz kendimiz yiyelim. Buyurun yiyebiliyorsanız sen yiyin. Kimin hakkını yiyeceksiniz? Kimin hakkını yiyeceksiniz? En son ki şu olayda ben cezaevine girene kadar herhangi bir problem yok. İnşaat hızlı bir şekilde yürüyor. İnşaat %80-85 seviyelerine geldi. İşimiz devam ediyor. 6. ayın 1'inde gece polis ben yolda giderken arabamı çeviriyorlar. Gel kardeşim, senin cezan kesinleşmiş. Tamam dedim, gidelim, sıkıntı yok. Cezaevine girdik. Cezaevine girene kadar da bir problem yok. Ama tabii ki ben cezaevine girdiğimde
dışarı çıkabileceğimi kimse tahmin etmedi herhalde ki. Ben cezaevine girdikten 2 ay sonra toprak sahipleriyle taşeron firma bir araya geliyor. Kendi aralarında kat karşılığı sözleşmesi imzalıyorlar. Makrom'a da diyorlar ki işte zaten mahkemeye vermiş, mahkemesi devam ediyor. Mahkemeyi kazanırsa hakkını alır. Ben cezaevinden çıktım, arkadaşlarla görüşmek istedim. Kardeşim burası benim. Bu inşaatı ben yaptım. Şu an üzerinde tedbirlerim var. Sahte evraklarla, sahte belgelerle mahkemedeki tedbiri düşürmeye yönelik harekette bulunuyorlar ve düşürüyorlar. Sahte evrak. Avukat, bir avukatta vekaletname var. Vekaletnamede ahsu kabz yok. Sözleşme imzalama, feragat verme yetkisi yok avukatta. Avukat bunu istinaden bir evrak düzenliyor. Fahri Bey de o mahkemenin içerisindeydi. Çünkü müşterilerimize de söyledik. Müdahil olun davaya ama müdahil olmadılar bir yaşıyor. Tüm alacaklarımızı bu arada şirketin alacaklarına da müşterilerimizi müdahil ediyoruz. Şey alacaklarımıza, icralık alacaklarımıza. Arkadaşlar mahkemeye artık nasıl bir baskı, nasıl bir etkide bulunuyorlarsa adam şu cümleyi söyleyebilecek güçte. Siz benimle anlaşın, 2 saat sonra tekrardan tedbiri koydurabilirim. Bu nasıl bir güçtür ki? Adalete bile bu kadar baskı yapabilecek durumdalar. Arkadaşlarla ben görüşmek istediğimde arkadaşlar benim karşıma çeşitli gruplar çıkarttılar. Çeşitli insanlar getirdiler. Artık Esenyurt'a girdiğim zaman vücut kimyam bozuluyor. Tamam anlıyorum da diyorlar ki Tuzla, Esma, Tuğba, Makrom Tek, Makrom Site, Zekeriya Köyü, Çanakkale, Sakarya, senet mağdurları bizim muhatapımız değil dediniz diyor mahkemede sizinle ilgili olarak. Pardon, Çanakkale'de benim yerim yok. Ha tabii ki vardı ama orada benim öyle bir mağdurum yok. Sakarya'da benim mağdurum yok. Evet, Hüseyin Açıkgöz yazan. Benim şeyde Sakarya'da tabii ki projem vardı. Bir kişi gelip diyemez ki Sakarya'dan bana yer sattı. Yok, mahkemede demişsiniz yani. Ben ama yok ki benim öyle bir yerde mağdurum yok zaten. Şimdi olay şu. Ben genel olarak tabii ki siz bunu anlatırken kendi haklığınız üzerinden anlatıyorsunuz. Bu sizin en doğal hakkınız. Kendi haklığınız üzerinden yok, anlatmıyorum. Evraklarla konuşuyorum. Ama mesele ben. Şu. Bir, atıyorum A kişisiyle, Adem Kayıkçı'yla ya da Mehmet'le, kimse bu. Anlaştınız. Dediniz evet. Ki size %35 ile bu yerlerinizi yaparım. Doğru. Sonra belediyeye gittiniz. Buranın nedir imarı dediniz. Biri 12 katlı dedi. Biri atıyorum 14 katlı dedi. Aldınız ama ortalıkta yapı ruhsat, temel atma ruhsat belgeniz yok. Başta. Bahar. Bakın. Ya. Bakın. Siz söylediniz yok diye. Tamam. Ya diyorum ya, çok şeyli gittiğimiz için konular birbirine karışıyor. Konular birbirine karışıyor. Şimdi bizim satış stratejimiz şu şekildeydi. Kaç kata kadar? Mesela Makrom Tek örnek veriyorum. Binalar kaç katlı olması gerekiyor? Normal ruhsatı kaç katlı olması gerekiyor? 8 katlı. 8 katlı ruhsatlarımızı aldık mı biz? İlk önce etap, ruhsatsız başladık dediniz. Ruhsatsız başladığımız yer sadece Makrom City. 1450 adı 16 parsel. Onda da elimde tam tapu gibi. Oradan başlayalım. Elimde tam tapu öbür gibi. Öbür yere geleceğim. Elimde tapu gibi tamam. İmar durumu var. Lütfen be. Anlıyorum ben sizi. 12 katlı bir yer için başladınız ama ortalıkta hiçbir yasal bir şey yok elinizde. Sadece elinizde oraya ne yapılacağı, kaç metrekare inşaat, kaç katlı yapılacağı ile ilgili imar bilgisi var değil mi? Başladınız. İnşaatları da maket üzerinden satmaya başladınız. Değil mi? Böyle anlıyorum. Maket üzerinden sattınız, yerlerin satışını da bitirdiniz. Atıyorum tırnak içerisinde. Ama bugün bir gün yer sahibi dedi ki ya ben sana eskiden %35 ile vermişim, önce geleceğim. Sen şimdi buradan çok para kazanıyorsun. Ben senden %50 istiyorum dedi. Bir. İki. Bir gün belediye geldi, dedi ki ben sana bu kadar veremiyorum. Yerini mühürlüyorum dedi. Değil mi? Yanlış mı anlıyorum? Lütfen devam bir edin. Yanlış anlıyorsan devam edin. Düzeltin. Diyor. Ve sonuçta yaşadığınız sorun bir, belediye ile ilgili. İki, arsa sahipleri ilgili. Ama ben geliyorum sizden yer alıyorum. Ben belediyenin yerini bilmem. Atıyorum yer sahibiyle ne anlaşma yaptığınızı bilmem. Geliyorum sizle anlaşma yapıyorum. Atıyorum 10. kattaki 120 no'lu daireyi bana satıyorsunuz, öyle değil mi? Ben de alıyorum. Peşin para veriyorum. Parça parça ediyorum. Bir gün bir sorun yaşanıyor. Arsa sahibiyle yaşıyorsunuz. Belediye
Benim dairem ne oluyor? Ya ben işte konut mağduru öyle ortaya çıkmıyorum. Ben işte kime gideceğim? Ben tek bir adam tanıyorum, sizi tanıyorum. Gelin diyor ki paramı ver kardeşim ya da dairemi ver diyorum. Adam canavarcı, adam 10 yıl, 20 yıl çalışmış, didinmiş, işte alacağı yer 180 liradan belki 250 liraya kadar yerler. 250 bin liraya kadar. Ne olacak şimdi? Bu, meselemiz bu değil mi? Konut mağduru dediğimiz buradan oluşmuyor mu? Ve siz buradan dolayı, dolandırıcılıktan dolayı yargılanmıyor musunuz? Hakkınızda 4000 küsur yıl ceza istenmiyor mu? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Şimdi Ali Bey, insanlar öngörüyle işe başlar. Her yerde. Bir şeyi hayal edersiniz ve başlarsınız. Doğru mu? Siz gazeteciliği hop ben gazeteci olacağım diyerek olmadınız. Mutlaka ki bunun bir altyapısı vardı. Hayal ettiniz. Belli sıkıntıları vardı. Çektiniz. Tamam, ben çektim canım. Başkasını dolandırmadım ki. Bir saniye. Ben de kimseyi dolandırmadım. Ama işte ortada hakkınızda dava var. Dolandırıcılığın vasıfları vardır. Hadi anlıyorum da dava. Bakın. Dolandırıcılığın vasıfları var. Lütfü Bey 26 ay yatmışsınız. Ben yani şimdi. Şimdi Ali Bey. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin de hayatınıza baktığımda sizi kurşunlamışlar. Tamam. Ne yaptınız ki kurşunladılar? Gazetecilik yaptığım için kurşunlandım. Ben de bir iş yaptım. Bu işte insanlar farklı yorumladıklarından dolayı ya bu güçsüzdür, ensesine vur ekmeğini al mantığına düştükleri için ben ve benim müşterilerim bugün bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Dolandırıcılığın vasıfları vardır. Vasıfları nedir? 1. Engellersin. 2. Var gücünü ondan almaya çalışırsın. Sonuçta ben cezaevinde bu tip insanlarla beraber kaldım. Beraber, yani. Beraber kaldım. 2. Kaçarsın. 3. Mücadele vermezsin. Ama ben hiç kimsenin, insanlar bana geldiğinde kardeşim belediye hemen 300 metre yukarıda belediyeye gidebilirsiniz dedim. Zor duruma düştüğümde müşterilerimle bir araya geldim. Gelin arkadaşlar ben zor duruma düştüm. İlk ben sıkıntıya girdiğimde benim size borcum varsa ben sizi çağırdım. Gelin. Kardeşim ben sana yer satmışım, ben şu anda sıkıntıdayım. Arkadaşlar Esra Albayrak isimli Mehmet Albayrak ve Esra Albayrak konut mağduru bağlanmak istiyorlar. Ulaşabilirseniz telefonla veya başka bir görüntülü bir şekilde lütfen alalım. Nasıl alabileceğinize bakın. Evet. Sizin önünüzden de bakabilirsiniz telefonunuzdan. Görebilirsiniz tüm yazılanları. Şey yapmadım. Çok fazla takılmak tamam. İstemiyorum. Şimdi... Gelmişiz toprak sahipleriyle bir araya. Diyor ki Ferdi Şentürk, çok özür dilerim. Makrom Tek City birileri bir şey dedi ve çöktüler projenizle ilgili olarak. 10 tane projeden satış yaptınız. Hepsinde de aynı toprak sahipleri mi çöktü diye soruyor. Tuzla ne oldu şimdi, diyor mesela 850 konutluk bir proje. Tuzla. Tuzla'da bu yine mi hepsi toprak sahibi? Hepsi aynı denkleme ve aynı zaman aralığına denk geldi. Bütünün parçaları. Tüm parçaları oldu. Tuzla'da ben gitmişim. Orada da mı mağdurlarınız biz, var? Orada da işte bu 432 tane mağdurun içerisinde onlar da var. Ha, 432'nin tamamı bu. Tamam. Tuzla'da var yani. Tuzla'da var. Benim ben proje ayırt etmiyorum. Kardeşim diyorum benim borcum var. Bu 432 kişiye ya da ya para borcum var. Evet. Tuzla'da ben kalkmışım. 4 parsel. Bu 4 parselde pardon kim? Kolay gelsin. Buyurun efendim. Mehmet Albayrak merhaba, kolay gelsin. Merhaba efendim. Siz nerede konut mağdurusunuz? Makrom Tek projesi efendim. Sizi kim dolandırdı? Dolandırma yok efendim. Var ne var efendim? Efendim burada Lütfü Bakırcı izliyorum size demek istediğinize sağlık. Burada Lütfü Bakırcı başta olayın başında bir kumpasın içine düşüyor. Burada da alamadığı kapıyı bana veremiyor. Ben de bu konuyu gördüğüm için, evrakları bildiğim için. Mehmet Albayrak, merhaba, kolay geldin. Mehmet Bey, sizi dinliyorum. Sesinizi kısar mısınız Mehmet Bey? Siz zaten tabii konuşuyorsunuz. Niye kendinizi dinliyorsunuz? Gerek yok ki.
Evet, şimdi konuşabilirsiniz. Kendi sesinizi duyuyorsunuz zaten. Evet efendim. Biz de konut satın almış biri olarak belediye ve şirket evimizin çok yakınında olduğu için ben belediyeye çok daha rahat ulaştım. Evrakları, tapu, belediye, imar ofisi, bu Makron firmasıyla ilgili her şeyi aylarca toparladım. En sonunda şunu gördüm. Ben de eski bir kamu görevlisi olarak evraklardan anladığım için biraz avukatlarıma da büyüklerime de sorduğumda dediler ki 11-11-2011 tarihinde bu sözleşmeye göre arsa sahipleri vaat ettikleri, sözleşmede vaat ettikleri %65 tapu ferahını vermediği için bu müteahhit size tapu veremez. Bu kadar net. Yani bir insan almadığı tapuyu vermediği için yargılanabilir. Her şeyden yargılanabilir. Ancak almadığı tapuyu hiçbir şekilde bizlere veremedi. Biz de ne yaptık? Arsa sahipliğiyle konuştuk. İletişim kurduk. Ben bu arada çok mekik dokudum. Hepsini tanıyorum. Arsa sahiplerini de tanıyorum. 30 yıldır Esenyurt'tayım. Adı geçen herkesi tanıyorum. Finalde şu oldu. Arsa sahipleri %65 sözleşmede bildirdikleri tapuyu, söz verdikleri, sözleşme yaptıkları tapuyu vermediler. Ve ilk başta, ilk gün, yani Lütfü Bey veya firmadaki acemi insanların çoğunluk olduğu için, profesyonel insanlar bulunmadığı için, ilk gün sözleşmeyi verirken, arsa sahipleri zaten bu tuzağı hazırlamış, şirkete vekalet vermiyor, üçüncü şahısların ismini yazıyor ve suret yetkisini çıkartıyor. Artık Lütfü Bakırcı'nın... Ne yapıyor? Şeyde yok. Belediyenin arşivinde yok. Lütfü Bakırcı'nın belediyeye teslim ettiği vekalet şu anda belediyede yok. 11-11-2014 tarihli belediyede dilekçesi var. Makron firmasının. Ben bunları tek tek gözümle gördüm. Diyor ki kat ittifakımı kurun ve listesi notere ben kendim de gittim. Mehmet Bey, siz Makron İnşaat'ın avukatı mısınız? Avukat değil. Hayır efendim. Mehmet Bey, ben sizi bir konut mağduru olarak bağladım. Makron İnşaat zaten doğru. Burada Lütfü Bakırcı kendi hakkını savunur. Siz onun altında niye açıyorsunuz ki? O zaman ben size finali söyleyeyim. Evet, finali söyleyin yani. Makron İnşaat'ı savunmakla avukatı olarak konuşmuyorsunuz ki burada. Doğru. O kendisi burada zaten. Finalde şu oldu. Mahkemede Makron firması her türlü hakkını kaybetti şu anda. Şu anda ne Makron tek projesinde ne Makron City projesinde hiçbir şeyle ilgili sözleşmesi yok. Kim yetkili şimdi orada? Şu anda beni ilgilendirmiyor kimin yetkili olduğu. Mahkeme sonlandı. Karar kesinleşti. Ve biz de ne yaptık? Mağdur olarak gittik firmaya, dedik ki biz bu davada müdahil olacağız. Bizim burada hakkımız var. Tamam. Çünkü bizim mahkemelerinden aldığımız kararlar var. Ve benim alacağım, yani şu gün itibariyle 506 bin lira civarında cira dosyası açtım ve mahkeme artık kesinleşti. Bu olaylar bitti, sonlandı. Artık Adem Kayıkçı veya diğer toprak sahibi ne kadar kusurlu ya da değil, artık kimsenin bunu ne yargılama ne savunma, öyle bir hakkı yok. Tamam, kime geçti yerler Mehmet Bey? Efendim, toprak sahiplerine kaldı. Tamam, yani olay bitti. Siz şu anda mağduriyetinizi kimden şey yapacaksınız? Şu anda benim mağduriyetim yok efendim. Benim hukuki bir alacağım var. Ve Lütfü Bakırcı'nın firmasının açtığı, Makron tek firmasının açtığı davada, her iki davada da müdahilim. Paramı almak için müdahil oldum. Şu anda da alacak davası toplamı 36 milyon TL. 36 milyon TL'nin içinden benim gibi bütün mağdurlar, yani mağdurlar geldi. Sizin 36 milyon alacağınız mı var Makron İnşaat? Hayır efendim, hayır. Anlatsın 36 olsun. Milyon lira bilirkişi raporlarının toplamıdır. Yani her iki projede Makron firmasının yapmış olduğu imalat bedellerinin mahkeme bilirkişisince heyette. Yani şu anda inşaat sahiplerine geçen yerle ilgili olarak Makron İnşaat 36 milyon talep ediyor bu insanlardan, öyle mi anladım? Bilirkişi diyor ki Makron firması buraya reklam giderleri ve personel giderleri hariç, marjinal maliyetleri hariç 36 milyon TL toprak, taş, hak harcamıştır. 36 milyon. Tamam. Bunu almak için müşterilere Emine Hanım ve
oraya müdahil olun ve gelen 10-20 kişi ben dahil müdahil olduk. Dedik ki bizim bu kadar alacağımız var, paramızı ödeyin. Mahkemede dedi ki artık inşaatla ilgili sizin de hakkınız yok. Siz paranızı alacaksınız. Biz de tamam dedik. Konu bu kadar ve bitti. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bakın şimdi, ben tekrar hemen Mehmet Bey'in anlattıkları üzerinden yok yok bir şey söyleyeceğim şimdi, lütfen kafamdaki gitmesin ama lütfen. Siz şu anda mahkemeleri kaybettiniz mi? Bakın mahkemeleri kaybetmem mümkün değil. Mehmet Albayrak dedi. Mehmet Albayrak'ın söylemiş olduğu olayla şimdi kaybettiğimiz davalar var, kazandığımız davalar var. Bakın oradan şimdi, bir şey söyleyeceğim. Mehmet Albayrak şuradan bahsediyor. Diyor ki Macron firması Adem Kayıkçılar'a karşı şu davayı kaybetti. Hangi davayı kaybettim ben Adem Kayıkçılar'a karşı? Benim kat karşılığı sözleşmem yaşıyor hayatta. Bir feragat muhabbeti var. Feragat olayından dolayı davayı kaybettim. Feragat olayı dediğimiz şunu okursanız da isimleri okumayın çünkü yargı sürecinde. Altta, en alt kısımda okuyun. Çünkü tamam başka bir şey bakacağım lütfen. Ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Diyor ki dinlenen tanığın beyanına göre Lütfü Bakırcı'nın protokolü imzalama hususunda gerçek iradesi olmadığı sabittir. Tehditlere ilişkin yapmış olduğumuz şikayet sonuçlarını dosyaya sunacağız. Protokol öncesi ve sonrası şikayetlerdir dedi. Davalı tanık vekili tanık beyanlarını kabul etmiyoruz. Yazılı beyanda bulunacağız dedi. Ve mahkemenin verdiği kararda 1-2017-577 evet, esas sayılı dosyanın Yargıtay'dan dönmesinin beklenmesine... Tanığın ifadesine bakar mısınız? Tamam bir şey demiyorum. 2017-132 esas sayılı dosyanın iddianamesi ve akıbetinin sorulmasına, Büyükçekmece bilmem ne has dosyasının akıbetinin sorulmasına, davalı vekil tanık beyanına karşılığı yazılı beyan dilekçesini sunması için 2 haftalık mail verilmesine, ACM dosya akıbetinin sorulmasına, dosya ferip müdahil olarak ve davalı vekili olarak mazeret veren vekillerinin mazeret kabulüyle duruşma gün ve saati talip talebi doğrultusunda UYAP sisteminden öğrenmesine diyerek davayı ertelemiş. Bu dava 26.04.2018'de bir dava. Neden oraya geldiğimiz burada çok aşikar. Yok benim olayım, var. Bakın lütfen bunların hepsini siz biliyorsunuzdur, haklısınızdır. Ayrıntıların içerisine boğulmak istemiyorum. İzleyici de ayrıntının içerisine boğulmak istemez. Diyor ki şimdi demin telefona bağlanan kişi, Macron İnşaat, Lütfü Bakırcı davaları kaybetti karşım bir. Lütfü Bakırcı da iki yerdeki inşaat projesiyle ilgili arsa sahiplerinden 36 milyona buraya para harcadım. Birinde 36 milyon, diğerinin daha rakamı çıkmadı. Neyse 36 milyon buraya para harcamıştır. Bu paranın tahsisini istedi bilirkişi değil mi? Çünkü ben oraya bir şimdi bir şey söyleyeceğim. Siz bir hem oradaki verilen sizin şeyinizi iptal kararı Yargıtay'da kesinleşti dedi. Şimdi 36 milyon talep parayı kimden alacaksınız siz? Toprak sahiplerinden. Toprak sahibinden alacaksınız. O toprak sahibi elindeki bilmem kaç daire de onun olacak. Bunun karşılığında mı size para verecek? Şimdi ben buraya bir eser yapmışım. Ben buraya bir para harcamışım. Anlıyorum. Bu parayı mı istiyorsunuz onun tabii için? Ki eğer ki diyorum ki sen benimle anlaşmaya gelmiyorsun ya. Gelmiyor zaten Yargıtay'da kesinleşmiş dava artık. Yargıtay'da bir davam kesinleşmiş. Tamam. Bir davam kesinleşmiş. Halen daha diğer davalarım devam ediyor. Bir davam kesinleşti. Bu dava senin lehine sonuçlandı, benim aleyhime sonuçlandı. Tamam. Diğer dava da benim aleyhime, benim lehime sonuçlandı, senin lehine aleyhine sonuçlandı. Senin aleyhine sonuçlandı. Ama diyorum, bunun haricinde bir de şu var. Bunların hepsini kaybetmiş olsam dahi benim buraya yapmış olduğum bir eser var. Bu eserin bedeli ne kadar? Bilir kişi gelmiş hesaplamış 36 milyon. Şimdi diyor ki bir tane temel diyor ki beynim uyuştu avukat olmadığımızdan gerçekten şimdi izleyicinin çok açık bu. Yani ben kendimi bir bakkal hesabı gibi bakıyorum hayatım. Basit bir akılla bakıyorum, basit bir mantıkla bakıyorum. Ya anlamak istiyorum yani Lütfü Bey siz bu inşaatlarla mağdurlarını sadece Esenyurt'ta değil gördüğüm kadarıyla başka yerlerden... Başka yerde yok bak Esenyurt 1, Tuzla 2 başka yok benim bir yerde mağdurum. Tamam. Yani iki tane yer. Sırf Esenyurt konut mağdurları değil mesele. Onu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki olay şu. Siz bu sorunu, bu konut mağdurlarının sorunu 36 milyon parayı arsa sahiplerinden almadığınız sürece, Adem Kayıkçı'yla da bir anlaşma yapmadığınız sürece 432 tane konut mağdurunun sorununu nasıl çözeceksiniz? Lütfen Ali Bey. Benim bir tek Adem Kayıkçı yok ki. İşte başkaları da var. Onu tek bir yere anlatmıyorum bakın, işte. Diğer taraf da var. İşte onları söyle. Nasıl çözeceksiniz? Bunları nasıl çözeceğiz? Ya bu mahkemeler ya 10 yıl sürerse 432 kişi mağdur peki, olmaya devam ben de onlar gibi. Ama Lütfü Bey bu insanlar sizi tanıdılar. Başka şimdi... Buraya şimdi, bu kapıdan içeri girdiğinde insanlar, Gerçek TV'nin sahibi kim? Ali Tarakçı. Beni tanırlar. Buradaki çalışan insanı tamam. Bilmezler ki. Bakın, buranın mülk sahibini de tanımazlar bak, yani. Şimdi birçok müşterimiz biliyor. Bak çözme noktasındayken işi çözüyorum. Bitti. %85 seviyesinde inşaatı getirdim. Ve ben şunu söyledim. Kardeşim ben müşteri ayırt etmiyorum.
Bugün benim 2 artı 1 olarak 120 tane, 150 tane, 180 tane daire var elimde diye baktım. Cezaevine girdim. Ben cezaevine girince ortalık allak bullak oldu, karıştı. Ve müşterilerimi de çağırdım. Kardeşim ben cezaevine girdiğimde lütfen buraları takip edin. Ekrandan çıkıyorsunuz, ben müdahale edeyim. Ya artık hani öyle bir noktaya geliyor ki. Lütfen, teşekkür ederim. Şimdi susuz öleceğiz yani Cemil yani. Şey, kamerayı ayarlasana Cemil. İş yok yani. İş öyle bir noktada ki mola yok, yayındayız. Bir geriye gidiyorum. Yani ne geriye gidebiliyorum, ne ileri devam edebiliyorum. Önde bir mahkeme gerçeği var. Bir ceza olayı var. Maalesef ki tam detaylı incelemeden 40 tane beraat kararım var. Bir mahkumiyet kararım var. Şimdi ben devletin nedir kadar mahkumiyet kararı? İşte dolandırıcılıkta mahkumiyet kararı vardı. Ne kadar, şirket ve kooperatif dolandırıcılığı. Bir yıl 8 ay olarak devam ediyor. Yani, Türkiye'de çok yüksek değil cezalar o konuda. Zaten 7,5 yıl alsanız da içeride yatmadan çıkıyorsunuz. Başka, şimdi programın sonuna geliyoruz. Yaklaşık 4 dakikamız var. 4 dakikada ben çok açık net, diyor ki Fahri yazdığında, diyor ki konut sahipleri arsa sahibi projenin altındaki dükkanları tefeciye ipotek ederek aldığı parayı Lütfü Bey'e verdim diyerek bina benim dedi. Bu çok tefeciye vermişse sana vermediği belli, bunun belgesi vardır bilmem şimdi, neyi vardır yani. Benim şantiyemin ben cezaevine girmeden önceki yani tarih ne bunlarda? Ben şantiyemin başındayım ve devam ettiriyorum şantiyemi. Geceli gündüzü çalıştırıyorum. Tamam. Ve pandemi sürecinde çalıştırdım. Ha, bu dönemde. Bu dönemde. Cezaevine girdim. Ben girdiğim anda her şey dağıldı. Bak, dağıldı. Ha, kimsenin benden alacağı kalmayacak. Herkes bundan emin olsun. Bir şey soracağım. Kimse arkadaşlar, Makrom İnşaat'la ilgili bir tanıtım şeyi var. Onu bir verebilir misiniz ekrana lütfen? Hızlı bir şekilde bir şey soracağım ve bitireceğim. Kendi programı. Avukatım. Bak, benim avukatıma. Benim avukatım bana çöktü ya. O niye çöktü? Ha, niye çöktü? Alacakları mı vardı? Hala, ya keşke benden alacağı olsa da gelse imza karşıma. Yetkisi mi verdiniz? İmza yetkisi vermişim, avukatım gelmiş bana. Ben senin, tabii ki ben cezaevine sürdüm. Cezaevine gelmiş. Tamam, ne yapmış, almış mı? Davaları takip etmemiş. Kaybetmiş. Gitmiş, anlaşma yapmış. Karşı taraf. Sen o kadar yetki mi verdin ona? Hayallerinizin temelinde biz varız. Bu projeyi... Evet arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen şey verebilir miyiz? Makro inşaatla ilgili gelen müşterilerimizin var. Ortak bir düşüncesi olarak ortaya çıktı. Özel deprem güvenlik sistemi var. Tanıtımınız, bir şey soracağım onunla ilgili hemen. Tanıtımınız bu. Ve insanlar bu tanıtımla gelip sizden daire aldılar. Bu binalarda sorun yok. Neresi burası? İşte biraz önce kayıkçıların olduğu yer. Sorun yok derken insanlar geçip oturmuyorlar ya. Tamam da ya, alamadığım bir şey nasıl verebilirsin? Bir şey demiyorum yani sonuçta. Adam ya, mafyayla geliyor, silahla geliyor. Macron, bak evvel sizi okudum. Makrom tek Esenyurt. Evet. Bu Makrom sizi. Burası farklı bir yer. En son gün bir de reklam paraları burada bir dava açmadınız hala. Buranın el koydular, burada ben bu kadar para harcadım deyip arsa sahiplerinden bu kayıkçının olduğu yerden bir talebiniz yok hala değil mi? Bunlar geri alabilmeyi daha sonraki devam aşama edecek süreçte aşamalar. Şimdi şu yazıyı siz okudunuz. Doğru evet mu? 2018 ama o dava. Adam, ondan sonra kim bilir kaç tane dava görüldü yani. Görülmedi işte. Halen daha bak adam bu ifadeyi veriyor bunların hakkında. Maalesef ki yargılama başlatılmıyor ya. Bunu ben söylediğimde dikkat alınmadı zaten. Burada kimdi şeye çekilişi yapan, şarkı söyleyen? Petek Hanım. Petek Hanım. Buradaki en önemli bir şey soracağım size. Çok merak ettiğim için. Burada bir çekiliş yaptınız. Evet. Kimi gazetecilere daire çıktı? Lütfen. Bak gazeteci demeyin. Ben orada bu gazeteci de... Hayır bir şey soracağım ama lütfen ya. Bu gazete... Şimdi bu haberleri ben duydum. Gazetecilere Lütfü Bakıcı daire de attı. Ya yok böyle bir hayır, şey. Hayır orada ya bir çekiliş olmadı mı? Tamam çekiliş olmadı orada. Birisi vardı. Ekonomik durumu... Farklı, yok çünkü farklı kamuoyuna yansıdığını hatırlıyorum. Yok, çekiliş değil yapıldı. Bakın burası değil. Neresi? O burası değil. Burası Petek Hanım çekmişti onu. Hayır bak burası değil. O farklı bir proje, farklı bir yer. Burası burada kime lansman çıktı? Lansmanda burası, kime bak, verdiniz? Lansmanda bir tane arkadaşımız vardı. Durumunu anlattılar. O durumuna istinaden şu benim, şey konuşuyorsunuz şurada. Aynen, benim içimden geldi yaptım. Ha o çekiliş, Petek Hanım'ın yaptığı çekiliş bakın, hangi çekiliş? Bakın burada çekiliş yok ha. Ama Petek Hanım'ın yaptığı çekiliş bak, var. Bak o farklı bir şey. Hangi farklı proje bir olay.
O Büyükçekmece ile alakalı. Orada zaten bir sorunum yok. O farklı bir olay. Burası çok farklı bir olay. Merak ettiğim olay şuydu. Gazetecilere hani gazetecilere hayır, daire verildi. O ya, gazeteciler hayır, daire almayıp parasını aldıkları ya, söyleniyordu. Hayır. Merak ediyorum. Ya, bakın. Şimdi öyle gazeteciler var mı ülkemizde? Yani? Maalesef ki çamura tizi kalsın. 56 bin liradan mı satmışsınız daireleri? 1 artı 1'ler miydi onlar? 1 artı 1, 0 artı 1'ler. 0 artı 1'ler daha doğrusu. Şimdi o zamanki koşullarda... 0 artı 1 derken 1 yani. 1. 1. Örtesi yok. Bazı şeyler... Arkadaşlar hani, çıkabiliriz, problem güneş, yok. Güneş balçıkla sıvanmıyor. 2 dakikanızı rica edeceğim sizden. Tamam, bitireceğim programı. Güneş balçıkla sıvanmıyor. Sıvayam aslında. Ben elimden geldiği kadarıyla... Ben kendim de mağdurum. Benden yaralananlar da mağdur. Elinden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar savaşmaya devam edeceğim. Ve bu mağduriyetleri gidermek için ne gerekiyorsa yapacağım. Ha, tek dediğim şudur. Arkadaşlar birlik olalım, meslek olalım. Birbirimizi kanamakla bir yere gidemeyeceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Gerçek TV izleyicileri, Lütfü Bakırcı ile ilgili konuştuklarımız, tabii biz yargı merkezi değiliz, yargı da dağıtmıyoruz, adalet de dağıtmıyoruz. Sadece izleyicilerimize, Gerçek TV izleyicilerine bir anlamda Esenyurt'taki konut mağdurları ile ilgili, müteahhitlerle ilgili bir fikir oluşturmaya çalışıyoruz. Hak verip vermemek, nasıl değerlendirip değerlendirmemek, bir programla da bunu çözmek mümkün değil. Başka programlarda yapmaya devam edeceğiz. Ama programı hemen bitirmeden bugünkü gazetemize geçmek istiyorum. Bugünkü gazetemizde hızlı bir okuma yapacağım. Lütfü Bey oturabilirsiniz, problem yok. Bugünkü gazetemizin manşeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz gecesi ve sonrasında silah dağıttığı iddialarına ilişkin dönemin AK Parti İstanbul İl Başkanı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temürcü, Gerçek TV'de katıldığı programda dağıtıldığı iddia edilen silahların soruşturulması gerektiğini belirterek savcılara seslendi. Pazartesi akşamı yaptığımız Gerçek TV'deki Bidin'le beraber Gerçek Bakış programındaki iddialarını manşete taşıdık. Evet, diğer sayfaya geçelim lütfen. Magazin sayfamız Kaçak Denizli'ye devam ediyor. Üçüncü sayfamız oğlunun gözü önünde eşini vurdu, düğünü bastı, kurşun yağdırdı. Dördüncü sayfamız ekonomiye kurban kampanyasına 7 milyonluk destek. 5. sayfa dünya sayfası, 800 milyon insan açlıkla boğuşuyor. Geleceğin dünyasının en önemli temel problemi. Küçültür müyüz sayfayı arkadaşlar lütfen? Küçültmen gerekiyor. Ben küçülteyim. Evet. İnfografik, Afganistan'da Taliban'ın yayılması hız kazandı. Geçen akşam konuşmuştuk Vidin'le ayrıntılı olarak. Erken seçim olacak, hazır olun. Kemal Kılıçdaroğlu hem kamuoyuna hem kendi örgütlerine çağrıda bulundu. Evet. İstanbul'u hayallerin ötesine taşıyacağız. Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması, 2023 yılında İstanbul'da raylı sistem ağının 354.3 kilometreye ulaşacağını belirten, Ekrem İmamoğlu'nun değil, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun dev yatırım projelerine imza atıldığını söyledi. Kent haber deyince aklıma İstanbul geldiği için. Marmara Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, otoyollar, hızlı tren, Çamlıca Kulesi gibi dev projelerle İstanbul'u hayallerin ötesine taşıyoruz demiş. Azali Bozay'ı, moralimi Bozay'ı. Hayvan hakları aktivisti Fuat Gülşen 1600 kilometre pedal çevirecek. Kent haber 9. sayfa. Evet arkadaşlar, lütfen küçültürsen çok hızlı geçiyorsun. Evet. 10. sayfa yorum. Stratejik derinliğimizin derinliklerinden gelen bir çalışma, Münir Akdolga. Mutlaka bu yazıyı okumanızı istiyorum. Türkiye'nin çok önemli değerlerinden bir tanesi Münir Akdolga. Yurt dışında yaşıyor. 70'li yılların en önemli figürlerinden bir tanesi. Çok ilginç tezleri var. Mutlaka hem yazılarını hem kendisini yakından takip etmenizi diliyorum. 11. sayfa Gerçek Gazete'nin bulmaca sayfası. Evet. Kötü kötü gidiyorsun Cem. Sağlık sayfamız antibiyotik kanser riskini arttırıyormuş. Şiirlerin efendisi Ece Ayhan kültür sanat sayfamız. Evet. Cem.
14. sayfa spor, bunun adı skandal, sarı kırmızılı kafile dostluk havasında vardığı Atina'da küstah ve kaba bir muameleyle karşılaştı, geri gönderildi. Sambacı fırtınası yaklaştı Trabzon'la ilgili son sayfamız. Evet, bugün konut dolandırıcılığını Lütfü Bakırcı ile konuştuk. Akşam gerçek bakışta Türkiye'nin bugünkü gündemini Didin Özyer'le beraber değerlendireceğiz. Gerçek TV'ye abone olmayı, Gerçek TV'yi beğenmeyi, programlarımızı beğenmeyi ve sosyal medya mecralarından bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Lütfü Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Görüşmek üzere.